Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy M15 cep telefonu inceleyeceğim ve aranızdan 10 kişiye %50 indirim kodunu da armağan edeceğim. Biliyorsunuz zaman zaman bu tarz videolarla karşınıza çıkıyorum. Sağ olsun Samsung Türkiye beni bu konuda destekliyor. Ben de elimden geldiği kadar bu destekleri size yansıtmaya çalışıyorum. Bu arada bunu söyleyeyim, altını özellikle çizeyim. Bu bir işbirliği değil. Samsung kodları bana veriyor. Ben de doğrudan doğruya bu kodları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. 10 tane kod alıyorum. Ve 10 tane kodu size vermiş oluyorum. Nasıl kullanacağınızı ve bu kodları videonun ilerleyen dakikalarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir telefonun genel görünümünden başlamak istiyorum. Şöyle telefonu elime alayım. Biliyorsunuz Samsung'un M ailesi özellikle giriş seviyesi bir aile arkadaşlar. Ve fonksiyonları, fiyatı ve diğer özelliklerine baktığımızda aslında bu giriş seviyesi olma özelliğini devam ettiriyorlar. Çerçeve kalınlıkları sağda, solda, üstte ve altta hemen hemen aynı gibi epey kalın bir çerçeve var. Zaten genelde bu ailedeki çerçeve ve kalınlığı bu şekilde oluyor. Damla bir çentiğimiz var. Kamera bu çentiğin tam ortasında, ekranın üst kısmında konumlandırılmış durumda. Parmağımızı dokunduğumuzda da bu kamerayı hissedemiyoruz. Bu arada onu da söylemiş olayım. Yan yüzü çevirdiğimizde güç açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Parmak izi okuyucu buraya entegre edilmiş. Ses açma kapama tuşu var. Diğer yan yüzde sim kart yuvamız var. Alt tarafı çevirdiğimizde tip C bağlantı yuvası, hoparlör ve mikrofon delikleri ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Üst kısımda sadece bir tane mikrofon deliği var. Başka bir şey yok. Arka tarafı çevirdiğimizde böyle çizgi bir tasarım var. Bana gönderilen mavi renkti. Muhtemelen diğer renk seçeneklerinde de bu çizgi tasarım devam ediyordur diye düşünüyorum. 3 tane kameramız var. Samsung S23 ailesiyle gelen tasarım anlayışı bunda da devam ediyor. 3 kamera da aynı boyutta. Fakat içindeki merceklerin boyutu farklı bu arada. Hemen yanında da bir tane minik bir LED lambamız bizleri karşılıyor. Alt kısmında bir de Samsung yazısı var. Bunun dışında herhangi bir yazı, düğme vesaire olmadığını da söyleyeyim. Şimdi telefonun biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy M15 6.5 inçlik Super AMOLED 1080x2340 piksellik bir ekrana sahip. 90 Hz ekran yenileme hızımız var. MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci bulunuyor üzerinde. 4 GB RAM, 128 GB depolama var. 50 megapiksellik ana kameraya 50 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik bir kamera eşlik ediyor. Hem ön hem arka kamera 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ön kameramız 13 megapiksel. 5G desteğimiz var. Parmak izi okuyucumuz olduğunu söylemiştim. Bluetooth 5.3, Wi-Fi AC var. NFC var. Bu önemli bence. 6000 mAh'lik pil, 25 Watt'lık kablolu şarj ve fiyatının da 7999 TL olduğunu söyleyeyim. Gelelim kullanım deneyimine. Şimdi arkadaşlar, telefonda kullanılan Dimensity 6100 Plus işlemci özellikle giriş seviyesi modellerde karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de satılan bazı modellerde bu işlemci kullanılıyor. Eğer büyük bir beklentiye girmezseniz günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilecek bir işlemci bu arkadaşlar. Hani oyun vesaire de oynatır. Hani bunu soracaksınızdır diye tahmin ediyorum. Oyun oynatır ama yüksek çözünürlük, yüksek kaliteli grafik falan beklemeyeceksiniz. PUBG vesaire oynatır ama kaliteye maliteye bakmayacaksınız. Yok kaç FPS veriyor falan diye de sormayacaksınız. Oynatıyor mu? Oynatıyor. Çok detaya girmezseniz oynatıyor ama elbette daha güçlü işlemcili, daha fazla RAM'li, daha iyi donanıma sahip telefonlarda olduğu gibi akıcı vesaire değil. Ama işinizi görür mü? Görür arkadaşlar. 4 GB RAM sınırda kalan bir RAM ama günlük ihtiyaçları kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Aslında bu telefon birazcık şöyle arkadaşlar. Annemizi alalım, babamızı alalım, sosyal medyada gezinsin, WhatsApp'tan bize mesaj yazsın ya da cuma günleri bize mesaj atsın, hayırlı cumalar falan yapabileceğimiz bir telefon. Ama onun dışında oyun oynamak ya da performans gerektiren uygulamayı çalıştırmak konusunda çok hevesli değil, çok istekli değil, çok da kabiliyetli değil. Bunu bilerek alırsanız başınız ağrımaz ve hani güzel bir şekilde kullanırsınız. Ama bunu bilmeden alırsanız eğer, o zaman sıkıntı olur diye tahmin ediyorum. Ama günlük ihtiyaçlarınızı görür. Orada bir sıkıntı olmaz. Akıcılığı vesairesinde sıkıntı yok. Çok zorlamadığınız sürece de birçok uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Fakat bunun bir giriş seviyesi model olduğunu da unutmayın. Bu arada işlemciyle bazı sentetik testler de yaptım. O test sonuçlarını da sizlerle şu anda ekranda paylaşıyorum. Bu sonuçlara baktığımda kategorisine göre normal olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafında 50+5+2 megapiksellik bir ana kameramızın olduğunu söylemiştim. Kamera aslında daha önce Samsung modellerinde karşımıza çıkan bir menüyle bizleri karşılıyor. Birçok çekim modumuz vesairemiz var. Tabii bunların hani üst düzey modellerden farklı olarak daha temel bazda olduğunu söyleyebilirim. Teknik özellikler kısmında söyledim. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor hem ön hem arka kamera. Bence günlük kullanım için bunlar yeterli. Kamera kendi kategorisinin bence standartlarını karşılıyor. Hatta fan diye bir bölüm vardı mesela. Orada da böyle çeşitli efektleri, ki son dönemde Samsung birçok telefonda bu özel kamera modunu kullanmaya başladı.
Birçok böyle farklı efekti kullanabiliyorsunuz. Eğlenceli videolar, fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Fan bölümü yani eğlence bölümündeki bu özel mod sayesinde. Bunun dışında işte video var, fotoğraf var, portre var, alan derinliği sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Ve daha fazla modunda da farklı farklı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin arkadaşlar Samsung Galaxy M15 cep telefonuna çektiğim fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy M15 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera Full HD yani 1080p formatında, çözünürlüğünde daha doğrusu 30 fps video kayıt yapabiliyor. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil. Yani bu kategori için bence yeterli bir kalite. Tabii ki 4K vesaire çekemiyor ama zaten bu kategoride 4K beklememek lazım en azından şimdilik. Telefonda 6000 mAh'lık bir pil bulunuyor. Bana ürün kutulu gelmediği için kutu içeriğinden haberim yok ama muhtemelen adaptör çıkmıyordur diye tahmin ediyorum. Çıkıyorsa da yorumlarda söyleyeyim. Bu konuda net bir bilgim yok. Yaptığım testlerde PCMark testi yapıyorum biliyorsunuz ben. 18 saati aşan bir değer verdi ki bence çok iyi. Çok iyi bir değer elde ettiğimizi söyleyeyim. Yani 2 günü çok rahat görürsünüz. Üstü de birazcık sizin kullanımınıza bağlı olarak değişir arkadaşlar. 6000 mAh'lık pil de bayağı iyi olmuş. Telefon da öyle çok kaba veya çok kalın değil. Bu pil tarafını beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim telefonla ilgili bazı önemli detaylara. NFC özelliği var. NFC önemli çünkü özellikle böyle İstanbul'da yaşıyorsunuz veya büyük şehirlerin çoğunda var artık. Toplu taşıma kartlarını yükleme, doldurma, boşaltma gibi işlemleri bu NFC özelliğinden yapabiliyoruz. Bu güzel bir fonksiyon. Kimlik kartımızla ilgili bazı düzenlemeleri de yine NFC özelliği gerekiyor telefonumuzda. O yüzden bence olması iyi olmuş. Samsung bu modelde de 4 tane Android işletim sistemi güncellemesi, 5 tane de güvenlik güncellemesi veriyor. Bu da güzel bir detay. Bunu veren marka ne yazık ki Türkiye'de yok. Hani bu garantiyi vermiyor hiçbir marka. Samsung modellerinde bu garantiyi veriyor arkadaşlar. Bunun da güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği ve merakla beklediği o ana. Şimdi birazdan arkadaşlar size 10 tane kod vereceğim ve bu kodları Samsung'un shop yani shop.samsung.com sitesi üzerinden alışveriş yapacaksınız. Burada linkini de koyarım, tam olarak neresi olduğunu görürsünüz. Buradan yaptığınız alışverişlerde bu kodlardan %50 indirimle faydalanabileceksiniz M15 cep telefonu için. Şimdi bununla ilgili bazı sorularda ve yorumlarda geliyor. Hani kod geçersiz çıktı, şuydu buydu gibi. Arkadaşlar sizden önce kullananlar olabilir çünkü bu iş böyle saniyelik, milisaniyelik bir iş. Sizden bir saniye önce birisi yazdıysa o kod geçersiz oluyor. O yüzden bunları ben kontrol ettim bu arada. Daha önceki yaptığım bu tarz size verdiğim kodlarda da işte geçersiz kod vermişsin, işte kullanamadık falan diyenler oldu. Sizden önce kullanan birisi olmuştur arkadaşlar. Samsung'a da sordum. Bütün kodlarında kullanıldığı bilgisi bana verildi arkadaşlar. Ben tabii göremiyorum kimin ne kullandığını ama Samsung'dan bana böyle bir bilgi verildi arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Kodlar daha önce kimseye herhangi bir şekilde verilmiyor. Burada herkese eşit olarak veriyorum. Hızlı olan kazanıyor. Burada benim yapabileceğim başka bir şey yok. Siz de hızlı olursanız, çabuk olursanız, pratik bir şekilde bu kodları girerseniz %50 indirimle alacaksınız. Telefonun fiyatı 7999 TL, 8000 lira diyelim. Yani 4000 liraya bu telefonu alacaksınız. Alınır ve gayet de güzel kullanılır. Hazırsanız kodları veriyorum arkadaşlar. İşte Samsung Galaxy M15 için kullanacağınız 10 tane indirim kodu. Biraz böyle bekleyeyim, o kodları iyice görün. Hatta isterseniz videoda durdurursunuz burada. İşte bu kodları kullanarak siz de bu telefonu %50 indirimli olarak satın alacaksınız. Bir incelemenin ve size fayda sağladığım videonun daha sonuna geldim arkadaşlar.
Her videonun sonunda söylüyorum. İşte kanala abone olun, beni takip edin de. İşte beni takip ederseniz, kanala abone olursanız, sosyal medyada da takip ederseniz arkadaşlar, orada da duyuruyorum bu tarz etkinlikler yapacağımı. Siz de bu faydalardan yararlanmış olursunuz. Benden söylemesi. Takip etmeniz hayrınıza olur. Abone olun kanala, bildirimleri açın. Sosyal medya hesaplarımdan takip edin. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Bu tarz desteklerinizi esirgemezseniz size de faydası olur diye düşünüyorum ki görüyorsunuz oluyor da. Çünkü videoda yorum geliyor. Telefonu aldık, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hatta bazen şu yorumları da aldım arkadaşlar. Bu kodları vereceğine inanmıyordum. %50 indirimli aldım. Hakkınızı helal edin diyen de oldu. Siz de takip edersiniz. Zararlı çıkmazsınız. Yine bu telefonla ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Benim anlatmayı unuttuğum konular olabilir. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biliyorum merak ediyorsunuz. Kodlara hemen ulaşmak istiyordunuz. O yüzden böyle çok da aşırı detaya girmeden hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Hatam eksiğim varsa, merak ettiğiniz konu varsa yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.